Fırsat köşesinden herkese merhaba. Hanımlar beyler muhteşem bir fırsatımız var ve hemen söyleyeceğiz ama bir de sürprizimiz olacak. Sıkı durun. Topik çamaşır yıkama topu. Hanımlar beyler her şeyden tasarruf sağlayabileceğiniz çok güzel bir ürün. Ne gibi şeyler tasarruf sağlayacağız? Deterjandan tasarruf sağlayacaksınız. Yumuşatıcıdan tasarruf sağlayacaksınız. Kireç önleyiciden tasarruf sağlayacaksınız. Elektrikten tasarruf sağlayacaksınız. Bir de üstüne üstlük kullandığınız beyaz eşyanızın özellikle de ömrü daha da uzayacak. Sıkı durun. Bütün bu masraftan kurtaracak topik çamaşır yıkama topu. Normalinde 89 lira değerindeki çamaşır yıkama topumuz. Şu an itibariyle ekranın alt kısmında telefon numaramız belirdi. Bütün izleyicilerimize bedava. Yanlış duymadınız. Bedava sahip olacaksınız. Normal şartlarda 89 liralık bir ürüne herkes bedava sahip olabilir. Hemen hatırlatalım. Hanımlar beyler bu bir fırsattır. Sakın kaçırmayın arayın ya da çağrı bıraksanız bile yeterli. Sahip olmak isteyenler bizden lütfen rica ediyorum bedava sahip olduğunda söylemesinler. Özellikle etrafınıza bir 5 kişiye 10 kişiye bizi överek deyin ki topik çamaşır yıkama topunu aldım. Deterjandan çok çok az kullanıyorum. Kireç sökücü kullanmıyorum. Yumuşatıcı kullanmıyorum, sağlığım da bana kalıyor deyin. Yumuşacık çamaşırlarınız tertemiz çıkacak ve çok daha az miktarda e, çamaşır deterjanı kullanacaksınız. Bulaşıklarda da aynı şekilde kullanabileceğinizi tekrar tekrar hatırlatmak söylemek istiyorum. Şok olmayın, çok şaşırmayın. Bulaşıklarınızda da kullanabiliyorsunuz. Deterjanı çok fazla kullanıldığını hep söylüyoruz. Efendim bunun yanı sıra belki de mis gibi koksun diye siz aynı şekilde... Ee, yumuşatıcılar koyuyorsunuz. Yetmiyor. Daha da fazla makinamızın ömrü uzayacak diye bir de kireç sökücüler ekliyoruz. Sonuç itibariyle ne oluyor? ...fazlasıyla masraf yapmış oluyorsunuz. Tamamen kireci önleyecek, mis gibi kokulu çamaşırlarınızı alacaksınız. Hemen onunla ilgili de küçük bir e, deneyimiz var, hemen onu da yapalım. Şöyle bir test yapacağız, bir tanesine deterjanımızı normal şekilde kullanacağız. Yani herkesin kullandığı kadar kullanacağız. Şimdi ben bir tanesine hemen kavanozun içine e, bir çay e, bardağı kadar boşaltıyorum. Bir de... Biraz sonra içine topik atacağımız yine eşit miktardaki su olan kavanozun içerisine bu defa çok daha az miktarda dörtte biri kadar kavanozun içine boşalttık. Şimdi iki kavanozumuz oldu hemen az deterjan koyduğumuz kavanozun içine bir adet topik çamaşır yıkama topunu <laughs> bu şekilde atıyoruz. Hanımlar beyler çok basit bir şey yapacağım çalkalayacağım. Şu an gördüğümüz görüntü normalinde bizim de zaten istediğimiz görüntü. Belki de çamaşır yıkanmaya başladığı andan itibaren herkesin merak edeceği ve gördüğünüz gibi hoşuna gidecek bir görüntü. Bu defa içerisine sadece normal şartlarda ne kadar deterjan koyuyorsak o kadar deterjanı koyduğumuz başka hiçbir şey eklemediğimiz suyumuzu karıştırıyoruz, çalkalıyoruz. Bu defa bolca içerisine biliyorsunuz deterjan koymuştum bir türlü köpürmüyor. %75 bakın %75 deterjan tasarrufu. %100 kireç sökücü kullanmıyorsunuz tasarruf. %100 yumuşatıcı kullanmıyorsunuz tasarruf. Elektrikten tasarruf sağlamış olacaksınız. Bir de üstüne normalinde kireç yüzünden çamaşır makineniz, bulaşık makineniz işte 5 yılda belki bozuluyorsa, 5 yıl içerisinde arızalanıyorsa artık çamaşır topunu kullandığınız takdirde o miktar çok daha fazla olacak. 7 yıl, 8 yıl belki de olacak. Efendim hatırlatalım. Çamaşır topumuzu aldınız, kullandınız. Tek bir defa kullanmanıza gerek yok. Her defasında kullanabiliyorsunuz. Kullanma adedi diye bir şey yok. Yani 2000, 3000, 5000 gibi bir adedimiz yok. 5 yıl boyunca kesintisiz, 5 yıl boyunca istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Sadece hatırlatabileceğimiz şöyle bir şey var. Tek bir adedini Çamaşırda tek bir adedini bulaşıkta kullanın lütfen şartı şurtu karıştırmayın. Yıkandıktan sonra üzerinde kıyafetlerin hatta tabakların, çanağın, çömleğin ne varsa çatal, bıçak hepsinin üzerinde bir kireç olabiliyor. Ya da kullandığımız kimyasal artıkları olabiliyor ve biz o artıkları e, cildimizde temas ettiriyoruz, derimizde temas ettiriyoruz. Hatta o tabaklardan Çatal bıçaktan yemek yiyoruz. Bedava sahip olanlar hayırlı olsun diyorum. Efendim bir sonraki fırsatta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşça kalın